Burada 3 adet fonksiyon grafiğimiz var. Burada da bu grafikleri tanımlayan 3 tane denklemimiz bulunuyor. Bu örnekte hangi denklemin hangi fonksiyon grafiğine ait olduğunu bulmamız isteniyor. Bence bu aşamada videoyu bir süreliğine durdurun ve problem üzerinde düşünün. Şimdi denklemleri tek tek incelemeye başlayalım. Denklemleri daha kolay anlamak için onları düzenleyebilir ya da belirli parçalarına dikkatimizi yoğunlaştırabiliriz. Buradaki ilk denkleme bakalım. Bu denklemde bütün bu değerleri çarpmak yerine denklemin en yüksek ve en düşük dereceli terimlerini bularak büyük bir yükten kurtulabilirim. İlk denklemi düzenlemeye başlayalım. En yüksek dereceli terimi bulmak için bu dört ifadenin çarpımına ihtiyacımız var. Eksi 1 bölü 11, çarpı x eksi 5, çarpı bu ve çarpı bu değer. Denklemin derecesini bulmak için bu dört çarpanın her birinin en yüksek dereceli terimini almam yeterli. Yani eksi 1 bölü 11 çarpı x çarpı x kare çarpı x kare. Böylece en yüksek dereceli terimde eksi 1 bölü 11 çarpı x üzeri 5 oldu, öyle değil mi? Devamında birçok terim var elbette. En sona ise en düşük dereceli terimimiz gelecek. Bu da eksi 1 bölü 11 çarpı eksi 5 çarpı 10 çarpı 2x. Yani en düşük dereceli terimimiz 100 bölü 11 çarpı x. Aslında bu sorunun çözümü için bunu bulmamıza gerek de olmayabilir. Ama bu terimi nasıl bulduğumu sorarsanız çarpanlardan her birinin en düşük dereceli terimlerini birbiriyle çarparak buldum, değil mi? Denklemi bu şekilde yazarak fonksiyonun uç davranışını bulma işini kolaylaştırdım. Uç davranışın ne olduğunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Burada dikkat etmemiz gereken şey en yüksek dereceli terimimizin katsayısı ve bu terimin tek mi yoksa çift kuvvetli mi olduğu. En yüksek dereceli terimin kuvveti 5. Yani tek kuvvetli bir polinomumuz var. Aynı zamanda bu terimimizin katsayısı da negatif. Yani polinomumuzun uç davranışı eksi x küp polinomunun uç davranışına benzeyecek. Eksi x küp polinomunun uç davranışının neye benzediğine bir göz atalım. x'in negatif olduğu durumlarda x küp negatif olacağından sonuç pozitif oluyor. x'in pozitif olduğu durumlarda ise x küp pozitif olacağından sonuç negatif oluyor. Yani bu fonksiyonu çizdiğimizde buna benzer bir grafik elde ediyoruz. Bu bölgede ise farklı hareketler söz konusu. Bu üç grafikten hangisinin ilk denklemimize uyduğuna bakalım. F grafiği yukarıdan başlıyor ve yukarıya doğru uzanarak bitiyor. Yani aradığımız grafik bu değil. G ise aşağıdan başlıyor ve yukarıya doğru sonlanıyor. Bizim grafiğimiz ise yukarıdan başlayıp aşağıda sonlanıyordu. Geriye kalan tek seçeneğe mor noktalı olana bakalım. Bu grafiğe isim konulmamış. Biz isim babası olalım ve ona H adını verelim. Adıyla çok yaşasın. Neyse, daha kolay görebilmek için biraz daha belirginleştireyim. Burada Fonksiyonun uç davranışını fark etmenizi istiyorum. X'in negatif olduğu durumlarda grafik pozitif değerleri gösteriyor. Arada çok farklı şeyler oluyor. Hatta burada fonksiyonun köklerini görebiliriz. Tam 1, 2, 3, 4, 5 kökü var. Ama şu an için bununla pek ilgilenmiyoruz. Bu farklı hareketlerden sonra X'in pozitif değerlerinde ise fonksiyon negatif değerler alıyor. Yani h fonksiyonunun uç davranışının eksi x küpün uç davranışına benzediğini söyleyebiliriz. Böylece incelediğimiz ilk fonksiyonun hx fonksiyonu olduğunu rahatlıkla gördük. Diğer videolarda kesişimlere bakmıştım. Şimdi de bu fonksiyonun y ekseninin kestiği noktaya bakalım. x eşittir 0 olduğunda sonuç da 0 oluyor. Neticede en düşük dereceli terim sabit bir değer değil içinde bir değişken, yani x var. Yani x eşittir 0 ise, sonuçta 0 oluyor. Bu da grafiğe uyumlu. Diğer iki grafikte de y ekseni, kesişimleri 0'a denk geliyor. Yani tüm bu fonksiyonların en düşük dereceli terimlerinde mutlaka bir x bilinmeyeni mevcut olmalı, öyle değil mi? Çok güzel. Bu nedenle, bu fonksiyonlarda sadece en yüksek dereceli terime bakmamız yeterli olacak. Sıradaki denkleme bakalım. Şurada kendime biraz yer açayım. Ekranı kaydırmadan grafiği görebilmek istiyorum. Evet, şimdi ikinci denkleme bakalım ve nasıl göründüğünü tahmin etmeye çalışalım. Yine en yüksek dereceli terim e, ile işe başlayabiliriz. y eşittir en yüksek dereceli terim, yani 1 bölü 10 çarpı x kare çarpı x kare. Bu da 1 bölü 10 çarpı x üzeri 4 artı diğerleri. Peki, bu fonksiyonun uç davranışı nasıl olabilir? En yüksek dereceli terimin derecesi çift, yani çift dereceli bir polinom var elimizde ve e, terimin katsayısı da pozitif. Yani bu fonksiyonun uç davranışı, x karenin uç davranışına benzeyecek. Yani x'in negatif olduğu durumlarda fonksiyonun değeri pozitif olacak, x'in pozitif olduğu durumlarda da fonksiyonun değeri yine pozitif olacak. Bu arada farklı hareketler olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi fonksiyonumuz basit bir x kare fonksiyonu değil, içinde birçok farklı terim var. Grafiklerden hangisinin bu fonksiyonun grafiğine benzediğini bulmaya çalışalım f grafiğinde x'in negatif değerleri için sonuç pozitif oluyor. x pozitif olduğunda da fonksiyon pozitif değerler alıyor. Bu özelliği gösteren tek grafik bu. f(x)'in bu fonksiyon olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Basit bir çıkarımla sonuncu denklemin g(x) grafiğine ait olduğunu görebiliyoruz ama bunu yine de kanıtlayalım. Zira derdimiz kısa yoldan sonuca ulaşmak değil. En azından öğrenme aşamalarında, öyle değil mi? Peki, yine fonksiyonumuzun en yüksek dereceli terimini buluyoruz. y eşittir 1 bölü 11 çarpı x çarpı x kare çarpı x kare. Yani 1 bölü 11 çarpı x üzeri 5, sonra da diğerleri. Buradaki terimimiz 5. dereceden yani tek dereceli. Ayrıca bu terimimizin önünde pozitif bir katsayı var. Yani bu fonksiyonun Uç davranışı x küpün uç davranışına benzeyecek. Yani x negatif olduğunda fonksiyonun değeri negatif, x pozitif olduğunda ise fonksiyonun değeri pozitif olacak. Ve bu arada yine arada farklı hareketler olacak. Şimdi hangisi buna benziyor? g oldukça benziyor x'in gittikçe küçülen negatif değerleri için fonksiyonun değerleri de negatif oluyor. x pozitif olduğunda da fonksiyonun değerleri pozitif oluyor. Arada da farklı hareketlenmeler var. Yani bu fonksiyonda g(x) fonksiyonu